Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında çok lezzetli, gerçek Ramazan pidesini aratmayacak lezzette bir Ramazan pidesi tarifi paylaşacağım. Sizler de bu pidenin tarifini mutlaka deneyin ve o güzel yorumlarınızı benden eksik etmeyin. Böyle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, gerçekten çok lezzetli, muazzam bir pide oldu. Biz ailecek çok beğendik ve ben bu pideyi et yemeğinin yanında servis ettim. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka deneyin derim. Yoğurma kabının içerisine 2 adet küp şekeri, 1 paket kuru mayayı alalım. Ben instant kuru maya kullandım. Üzerine 2 su bardağı ılık su ilave edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Ve malzemeleri güzelce elimizle karıştıralım. Sonra üzerine yarım paket un ilave edelim. Üzerine 2 tatlı kaşığı da tuzunu ilave edip yoğurmaya başlayalım. Pidenin hamurunu kesinlikle katı yapmayalım arkadaşlar. Böyle cıvık bir hamur yoğuracağız. Bana yarım paket un az geldi ve ben biraz daha kullandım. Ve üzerine de yarım su bardağı daha ılık su kullandım. Yani toplamda 2,5 su bardağı ılık su kullanmış oldum. Hamuru biraz böyle leğende yoğurduktan sonra masanın üzerine hamuru alalım. Bakın gördüğünüz gibi çok cıvık bir kıvamı var. Çok ele yapışıyor. Ama hamurun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Çünkü bu hamuru yoğura yoğura kıvam aldıracağız. Benim bu verdiğim ölçülere toplamda 5 su bardağı un gitti, 2,5 su bardağı da su gitmiş oldu arkadaşlar. Siz de kıvamını kendinize göre veya miktarını kendinize göre ayarlarsınız. Benim toplamda 1 kilo undan 1 su bardağı un kaldı. Hazırlamış olduğumuz cıvık hamuru böyle masaya vurarak kıvam aldırıyoruz ve iki elimizle de ara ara hamuru yoğuruyoruz. Böyle ileriye geriye ittirerek hamuru yoğuruyoruz. Bu hamuru bu şekilde tam yarım saat yoğuruyoruz arkadaşlar. Hamur yarım saatte bakın gördüğünüz kıvamı alıyor. Gördüğünüz gibi plastiğe de yapışmıyor, ele de yapışmıyor. Bu şekilde hamur toparlanıyor ama tam yarım saat yoğurmamız gerekiyor. Hamuru yarım saat yoğurduktan sonra masadan alıp leğenin içerisine hamuru alalım. Üzerini örtüp hamuru iki katına çıkarana kadar mayalandıralım. Mayalanan hamuru unlamış olduğumuz masanın üzerine alalım. Böyle hamuru biraz açıp dörde katlayalım. Ve sonra hamuru uzatıp iki eşit parçaya hamuru bölelim ve hamuru bezeleyelim. Fırın kağıdı serili tepsinin üzerine biraz galeta unu, biraz da irmiği karıştıralım. Ve fırın kağıdının üzerine biraz serpelim. Eğer elinizde varsa kepek unu da kullanabilirsiniz. Sonra masanın üzerine hafif unlayalım. Ve bezenin bir tanesini biraz elimizle açalım. Daha sonra da merdane ile çok inceltmeden biraz büyütelim. Ve tepsinin üzerine pideyi alıp üzerine örtelim. Ve 20 dakika pideyi mayalandıralım. Bir adet yumurtayı çırpalım. Pidenin üzerine sürelim. Ve bir kasenin içerisine sıvı yağ alalım. Elimizi yağlayıp pidenin şeklini verelim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz kenarına da yuvarlak bir çizik atabilirsiniz. Ben bu şekilde her tarafını şekillendirdim. Çizik atmadım. Sonra pidenin üzerine susam ve çörek otu serpip önceden ısıtılmış 225 derecede alt üst ayarda altı üstü güzel kızarana kadar pişirelim. İlk pidenin fırından çıkmasına yakın
İkinci pideyi de aynı şekilde üzerine bir adet yumurta sarısı sürelim ve elimizi yağlayıp pidenin şeklini verelim. Ve üzerine çörek otu ve susam serpip altı üstü kızarana kadar fırında pişirelim. Pideler fırından çıktıktan sonra temiz bir sofra bezinin arasına pideleri alıp üzerini örtelim ve pideler ılıyana kadar o şekilde sofra bezinin altında bekletelim. Pideler ılıdıktan sonra servis edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.